Şimdi efendim diğer beş harfliyi soracağım. Sadece süreyi durdurmak için basın. Efendim Türkçe kökenli bir sıfat soruyoruz. Buyursunlar. Yaşadıklarından ya da karşılaştıklarından dolayı hoşnutluk içinde bulunan. Mutlu. Mutlu. Mutlu doğru cevap. Altı harfli İtalyanca kökenli bir kelime. Gelsin bakalım. Karşıt, karşı, aksi anlamına gelen İtalyanca kökenli bir sözcük. Muhalif. Değil. Harf alayım. Harf verdik. T. Bisiklet sürer miydiniz? Hayır. Peki. Futbolla ilginiz var mı? Evet. Peki. Top karşı taraftayken hızlıca öbür tarafa atak yapılıyor ya, ona bir şey deniyor. Peki. Kontra. Evet. Kontra. Kontra doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Gastronomiden geliyor. Buyursunlar. Eski dilde keçi boynuzu anlamına gelen Arapça kökenli harf sözcük. Harf aldık. Hindi. Yok değil. Bir harf daha alın. Harf alayım. Harf aldık. P. Hünnap. Değil. Harnup. Harnup doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz. Tıptan geliyor. Biliriz bence. Buyursunlar. Böbrek ve idrar yolları hastalıkları ile erkek üreme sistemi bozuklukları ile ilgilenen bilim dalı. Üroloji. Üroloji doğru cevap. Yedi harflilere geldik. Yarışmanın yarısına gelmişiz ya hanımefendi. Hiç söylemiyorsunuz. 2600 puanımız var. 2 dakika 37 saniyede süremiz var. Alabileceğimiz 6 tane harf var. Bence iyi yerdeyiz. Sadece harf ihtiyacımızı biraz daha dikkatli değerlendirsek iyi olur. Efendim diğer 7 harfli kelimemizin sorusu gelecek. Edebiyattan geliyor. Buyursunlar. Edebiyatta güzel söz söyleme anlamında kullanılan sözcük. Hüsnü. Değil. Fransızca harf kökenli. Alayım. Harf aldık. T. Harf alayım. Gibi. R. Hani bir şey sorarsınız, gerçek zannederler ama yo bu nokta nokta bir soruydu dersiniz. Bir harf daha mı? Harf alayım. Aldık. Evet. Araya bir sesli harf koy. Retorik. Retorik doğru cevap. Evet, 8 harflilere geçtik. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Buyursunlar. İnanmakta zorlanılan bir olay karşısında söylenen bir ironi sözü. Harf alayım. Peki. 2 harf alabilirsiniz artık. Alırsanız da 3 saniye arttırmanız gerekir ama bunu bilirsiniz. İkinci kelime edat. Yine... Şaka gibi. Şaka gibi doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. Arapça kökenli bir kelime soruyoruz. Tek kelime yine cevap. Bakalım nasıl? İnsan ilişkilerinde mesafeli duruş. Soğuk. Değil. Mesafeli duruş. Daha böyle nasıl resmi diyeyim? Resmi. Ne? Resmiyet. Resmiyet doğru cevap. 9 harflilerdeyiz. Mastarlı bir kelime isteyeceğiz cevap olarak. Gelsin bakalım. Hatırlamak için yazmak, not etmek. Günlük, not almak değil. Değil, tek kelime zaten. Hatırlamak için yazmak, not etmek. Harf alabiliyor muyum? Alırsınız ama bir tane alsanız iyi olur. Harf alayım. Aldık. Böyle şey gibi düşünün. Unutmamak için... Ne yaparsınız? Mesela bilgisayar kullanıyorsanız da hani bir bilgi kaybolmasın diye ne yaparsınız? Kaydetmek. Kaydetmek doğru cevap.